Ekranlarınıza az önce gelmişti şimdi bir yandan da bu maçın son dakikası yansıyor. Fenerbahçe'nin de Bonucci'yi resmen açıkladığını İtalyan oyuncuyu belirtelim. Ailemize hoş geldin. Leonardo Bonucci diye Fenerbahçe'den resmi hesaptan yapılan işte bu açıklama var. 19 numaralı formayı giyecek. Leonardo, Bonucci, Fenerbahçe'de e, ve böylece efendim ilk yarıyı resmen noktalamış olduk hocam. Evet. İlk yarı bitti. Bu arada hemen söyleyeyim. Alttan bir yandan alt yazıda da görüyorsunuz. Günün ilk maçı e, M.S. Sivas Spor Galatasaray mücadelesi bir bir sona erdi. O maça ilişkin çok sayıda soru var, tartışılan pozisyonlar var. Birazdan. Dakikalar içinde Erman Hoca ile birlikte o karşılaşmanın bütün pozisyonlarını değerlendirecek ve e, burada yorumlayacağız efendim. İşte e, Süper Lig'de hemen şöyle o tarafa doğru seyirteyim. Haftanın 16. haftanın maçları bunlar efendim. Bakın görüyorsunuz e, malum ertelemeden dolayı 16. hafta maçları e, bir fazla mesai olarak hafta içine geldi Haftanın maçları buradan yansıyor. Bugün Sivas, Galatasaray ve Trabzon, Samsun maçları vardı. İlk maç az önce de söylediğim gibi 1-1 bitti. Şimdi orada mavi takım 2-1 kazandı. Puan durumu nasıl? Tolga gelsin. Trabzon'dan canlı görüntüler, belki oradan röportajlar da gelebilir. Maçtan kareler, enstantaneler. Şimdi bir yandan hocamı gördük. Diğer yandan <laughs> bakalım. Şimdi oraya şey de gelecek. Stat'tan bu arada canlı görüntüler geliyor. Az önce de söylediğim gibi e, röportajlar da olabilir Trabzon'dan sıcağı sıcağına. O röportajları da sizlere ileteceğimizi hemen belirteyim. Geliyor mu buraya? Geldi. Şimdi Fenerbahçe 50 puanlı hocam. İlk yarıya lider tamamladı. Bir 19 hafta daha var efendim önümüzde. 19 hafta geçti ama bir bu kadar daha var. Fenerbahçe'nin puanı 50, avarajı 40 <laughs> hocam. Galatasaray 48 puanda bugünkü beraberlikle. Avarajı 26. Sonrasında Trabzonspor var. 36 puan yaptı Trabzonspor bu galibiyetle. Beşiktaş'ın 32 puanı var. Adana Demirspor, Kayserispor, Spor, Kayseri spor Çaykur 29'ar puanla Sıralanıyorlar 5-6 ve 7. olarak. 28 puana sahip Giteksen Antalya Spor 8. Kasımpaşa'nın 26 puanı var 9. Sivas 25 yaptı 10. sırada. Bu sayfa böyle hocam. Hocam en üstte bir gel abi gitme. İlk hocam, sayfa gelsin. Hocam triplex sonuna kadar gidecek. Sonra dubleksler var. Trabzon Beşiktaş. Evet. Onlar da gidecek gözüküyor hocam. Görüntü öyle tahminim. Diyorsun ki yukarıdaki ikisi <laughs> şampiyonluk için. 3-4 evet. içinde hangisi olur? Trabzon'un evet gibi. geliyor bana. Sonra orta katlar sıralanacak. Sonra gidiş. Yani. Belki şöyle bir şey de olabilir. Beşincilik de eğer bu ilk dört takımdan biri Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa. Aynen Beşincilik de Avrupa için değer kazanacak. Evet. Dolayısıyla oradaki beşinciliği de kovalayacaktır takımlar. Evet. Ama yavaş yavaş şekilleniyor bak. Değil mi? Evet. Böyle bölümler ayrılıyor. Gelsin ikinci sayfa. Hocam burada da neredeyse tamamı lige tutunmak için mücadele ederler. Burada yangın var. Burada yangın var. Burası yangın yeri. Başakşehir 23. Biraz daha böyle hani o bunların içinde yukarıya evrilebilir mi diye bakılan takımlardan biri. Alanya 22. Hele ondan sonra bir maçlık makas, Ankara-Gücü Antep 21, Karagümrük Hatay 20 ve düşme attı. Samsun Konya 18, Pendik 15, İstanbul 6. İstanbul Spor e, şu anda 16. Atakaş Hatay Sporlu arasında 14 puan. Yani 5 maçlık bir makas var. Yani bütün takımların 19 maçı var, Onun 14 maçı var. Öyle bakmak lazım. Seyirciden şikayet var. Ender güzel doğru okuyor da diyor biz göremiyoruz diyor şeyi. Görmüyorlar bazıları. Evet. Görmeleri lazım hocam bak. Bilmiyorum. Daha bundan demek ki biraz yanaş ne yapmak lazım bilmiyorum. Hocam. <laughs> görmeleri lazım. Astigmat yoksa görmek gerekir. <gülüyor> <gülüyor> ben o yüzden özellikle kalktım buraya bu tarafa kadar. Peki durum budur efendim. Durum budur. Hocam şimdi Trabzonspor bir Trabzonspor'un şeylerini versene Tolga. Ya, bir şey söyleyeyim mi sana? E, maç Trabzon. listesini. Trabzon maçı ile ilgili. Evet. Trabzonspor diğer maçlarda bu pozisyonları verirse bu maçlardan galip ayrılamaz. Çok pozisyon oluyor. Özellikle Trabzon'da ikinci yarı. Ben Trabzon'da böyle bu kadar çok pozisyon verdiğini gördüm. Ben Abdullah Avcı'nın evet. açıklamasını merak ediyorum. Herkes burada. bu kadar bu, bu kadar korkmuş. Gömert olmaz da. bu kadar herkes. Bütün Herkes rakipler bu kadar gol kaçırmaz yani Samsun inanılmaz pozisyonlara girdi. Çok. Uğurcan da çok çıkarttı. <laughs> Samsunlular da son vuruş beceriksizliğini çok evet. yaşadı. Bu Samsun takımının sıkıntısını merak ediyorduk biz hocam bunlar son vuruş son pas. Evet herhalde öyle. Yani bu görüntü onu evet. işaret ediyor. Şimdi Trabzonspor da bu arada bunun öncesi nasıl? 5 maçladı. nereye gitti ya? Kayboldu arkadaş. <laughs> Hemen gelsin. Hop. Seçelim Trabzon'u. Yukarı doğru çıktık. Evet. Kayseri yenilgisinden sonra 5 maçlık böyle bir yenilmezlik serisi, 4 galibiyet, bir beraberlik. Ha, ama tabii şu şu var. Bu erteleme maçı tabii. Trabzonspor'un da 36 puana yükseldiğini ve dolayısıyla iyi bir seri yakaladığını da teslim edeyim. Şimdi Onaço atmaya devam ediyor. Onaço atarken de bir şey dikkatimizi çekti. Visca-Onaço bağlantısı arka direğe, Visca orta. Onu açu, kafa gol. Bunu artık birkaç maçtır benzer senaryoyu görüyor. Kimisinde onu atıyor. De, e, oraya at gönderiyor hocam. <laughs> e, onu açı da şey gibi maşallah. Evet. Öyle merdivenli kalkıyor, çıkmış vuruyor. gibi kalkıyor çat diye vuruyor. Hocam önlem almak istesen de sıkıntı yaşarsın. Yok canım oraya çıkamıyorsun zaten. O o 9 e, gol 3 asist yaptı. E, Ertuğrul Başkan bize onu açıyor, görüşeceğiz. Hani kalması için uğraşacağız dedi. Gerçekten lazım. Biraz daha onu açıya göre oynamaları da lazım bilmiyorum katılır mısın? Sağdan miska atıyor, bir de soldan evet. gelse iyi olur. Evet. Bir de soldan bir şey. Çünkü kaldırsa. yani bu oyuncuyu bu boyda bu zıplama yeteneği olan hareketli de boyuna göre Evet. Oyuncuyu durdurmak zor. O tarz oynarsan sana faydası çok olur. Bir de düzgün bir adama benziyor öyle yani sağda pislik yapan arkadaşlarından falan. Ben hiç hatırlamıyorum. Böyle öyle. sakin bir adam güzel giriyor. İtiraz, çıkıyor ka küfür kafir öyle bir durumda hiç Rakipten olmadı. Rakipten falan da şey yapmıyor öyle yani bilmiyorum. Buradan görüntüsü öyle. İçeride nasıldır bilmiyorum ama içeride de iyi olur. Herhalde iyidir. Değil mi? Gözüküyor. Şu görüntüsü çok olumlu. Evet. 9 gol 3 asist zaten olumlu. 15 maçta 12 defa <laughs> böyle etki etmiş daha ne yapabilirsin? dolayısıyla eee Polonoaçu Trabzonspor'un ilk yarı performansı içinde özel bir yeri hak ediyor. E, Batista Mendy de iyi transfer. Yani bir katkı sağladı değil mi? Evet. Yani stoperde de oynattı ama yeri evet. orta sahaya direnç katacak şurası. Evet. Görüntü o hocam. Yani Mendi faydalı, Onoaçu çok faydalı. Ee, ama ha, yeterli mi der